Havayı da bizden alacaksın sevgili izleyen. Dedim ya, hani hafif bir diz ağrısı varsa hafta sonu için serin ve yağışlı bir hava beklentisi var derler eskiler. Peki öyle mi? Böyle bir şey vatandaşla gerçek mi? Onu bir soralım. Ne biçim konuşuyorum değil mi yani? Enteresan bir şekilde. Serin bir hava durumu bekliyor mu bizi? Bugün ayrıyeten Dünya Temiz Hava Günü. Sevgili kardeşim Hüseyin Östel anlatacak bize. Hemen karşımda duruyor. Habertürk Meteoroloji Müdürü. Bizim burada havalar verdiğimiz haberler gibi biraz puslu, fark ettiysen. Senin orası temiz mi? Evet, nispeten. Tabii bunu pencereye, camı açmaya borçluyum. Epeydir havalandırıyorum. 8 saattir artık burada bir hava temizlensin gerçekten. Yani içeride işte tütündü, sigaraydı da içmeyince gerçekten İstanbul'un havası bugünlerde daha temiz. Bugün dünya hava kalitesine temas eden bir gün. Biz çoğu kez Mesut Yar hava durumu bültenlerinde sıcaklık söylüyoruz. Yağış var mı, yağmurlu mu, değil mi onu söylüyoruz. Çok böyle sıcak hava dalgası ya da soğuk hava dalgası gelecekse mont alın, kaşkol takın. Kardeşim bir de bunun kalitesi, soluduğunuz havanın içindeki partiküllerin çeşidi, bizim vücudumuza yaptığı etki. Kendini daha enerjik hisseder insan. Yani bunu hatırlarsınız temiz bir yerde uyandığınızda. Hı hı. Dolayısıyla hem büyük şehirlerde hem de kırsalda da bu sefer maden faaliyetleri, HES faaliyetleri, çeşitli başka faaliyetler sebebiyle hava kirlenebiliyor. Dolayısıyla bir hava kalitesi problemi var. Bizim ülkemizde ise batı kıyılarımızda ve Marmara'da hep böyle rüzgarlı olduğu günlere ben böyle şükran duyuyorum aslında. Sirkülasyonu sağladığı için. Anladım. Buradan bakınca zaten bir hayli fresh gözüküyorsun ki biliyorum. Öyle sabah mi? Yayına katılmıştın. Arada uykusuz devam ettin. Yani işiniz çok zor. İşiniz çok zor. O yüzden alnından öperim ama şunu da sormadan edemeyeceğim. En sıcak yazı idrak ettiğimiz söylendi bilim insanları tarafından. Nedir durum? Ya evet, o konuyu... Hı. Mesut Eyal, biz sizinle de bir ikinci mevsime girmişizdir yayın yapmaya başlayalı. Geçtiğimiz yıllardan bugüne gelen haberleri de hep biriken halde biliyoruz. Hemen bir animasyonumuz var, onu görürsek eğer. Şöyle ki 1960'lı yıllardan itibaren artık bunu söylemeye gerek yok. Sanayi devrimi, makinelerin kullanımı, önce su buharlı makineler sonra fosil yakıtlı derken dünya ısındı. Isındı ama geçtiğimiz yıllara nazaran ısınmanın hızı arttığı için endişelendi bilim insanları. İşte Copernicus, işte NOAA, NASA, işte ECMWF, ondan sonra Dünya Meteoroloji Örgütü gibi kuruluşlar, artık uyduları, satelitleri olan kuruluşlar. Bunlar devamlı dünyayı gözleyerek yıl sonunda hani Z raporu verirler ya, biz de bu saatte Z raporu veriyoruz. Yıl nasıl geçmiş bunu bize gösteriyorlar. Şimdi bu grafikte gördüğünüz 60'lı 70'li yıllardan itibaren renklerin kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Evet. Hızlı bir ısınma trendi var. Bir sonraki grafikte de şunu göstermek isteyeceğim. Dünyanın en çok kutupları ısınıyor. Normalde 7 derece 5 derece ortalama sıcaklığı olan yerler 22-23 derece bugün ve böyle bir yaz geçiriyorlar. Kutuplardan aşağıya inanılmaz bir ısınma var. Tabii güneyde de kuzeyde de ama daha çok Arktik bölgede. Böyle olunca yıl sonu ortalaması, bütün dünyayı, kutupları da dünyanın bir parçası olduğu için hesaba kattığınızda inanılmaz absürt çıkıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki Türkiye'de de çok sıcak geçti bu yaz. Ama dünyanın her yerinde bu kadar sıcak geçmedi. Ben Avrupa Şampiyonası'nı hatırlatırım, başlangıcına Almanya, ardından olimpiyatlar. Yani 17 derece, 18 derece hasta olanlar vardı öksürüp. Evet. O kısmı serin geçti ama onun kuzeyi çok sıcaktı. Yani Kuzey Avrupa ülkeleri, Güney Avrupa ülkeleri yer değiştirmiş gibi bir yaz yaşadı. Evet. Hal böyle olunca biz bunları meteorolojide hava olaylarına indirgersek özetle şiddetli hava olayları bekliyoruz. Yani yağışların şiddetlisi, dolunun kuvvetlisi. Yayının başında atalarımızın söylediği konular hep mevsimlerin bir şekilde değişmesiyle kimisi geçerliliğini yitirdi ama bir kısmı da geçerliliğini koruyor. Mesela Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış lafı Anadolu'da geçerli hala. Evet. 17 derece gece sıcaklığı var gibi. Ama bazı şeyler de artık hem bu grafiklerde değişti hem hayatta bizim gözlemleyebildiğimiz şekilde değişti. Yazın ben 44 dereceye düşecek diye cümle kurdum. 48 dereceydi güney. Yani 44'e düşünce sevinir hale gelmiştik. Bu normalde bunun 32 derece olması lazım. Evet. Yani ortalaması, normal demeyelim. Yani havanın bir normali yok aslında da işte ortalaması diyelim. Hal böyleyken dünyanın en sıcak yaz mevsimini geride bırakmış olduk. Bu durumun biraz daha sürmesini bilim çevreleri bekliyor. Evet. Yankısı var. Denizler çok ısındı, okyanuslar. Böyle bir kış başlangıcında ılıman bir Türkiye havası bekleyebiliriz. Türkiye havası derken her bölgesi değil belki. Ama Marmara'da mesela, Batı Karadeniz falan, buralarda böyle bir yağışlı bir kış başlangıcı yaşarız gibi duruyor. Ama güneyde yaz tam hızıyla sürüyor. Bugün Çeşme'de yine 32 derece, 34 derece. Hafta sonu da öyle. Ama Marmara'da da biraz yağışlı bir Trakya'mız var. Bu gecenin yağışları bizi dinleyenlere ulaşsın. Kırklareli Demirciköy arasında yağar efendim. İstanbul'a ise yarın öğlen biraz yağmur düşer. Biraz da pazar sabah öğlen arası diyoruz. Her iki sabahta da şehri çok zorlayacak ve şiddetli bir yağış beklemiyoruz. Ama yine de sabah trafiği ya da yolculuklar yapılıyorsa karayollarını böyle ıslatan bir yağmur çeşitli riskler oluşturabilir. Dikkat edelim. İsteriz Mesut Yar. Eyvallah. Peki. İyi bir hafta sonu diliyorum sana. Serin, selsiz, sağanaksız, düzgün bir tatil. Daha doğrusu kafayı dinleyebileceğin bir hafta sonu diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler katıldığın için bu saatte.